Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenliği Televizyonu'ndan merhabalar. Enerji analiz programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta sizler için bölge ve dünya gündemini değerlendireceğiz. Enerji politikalarına nasıl etkisi olduğunu masaya yatıracağız. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikalar Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akener Bey bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Oğuzhan Bey haftanın en sıcak gündemi İran Cumhurbaşkanı ve İran Dışişleri Bakanı'nın helikopter kazasıyla hayatını kaybetmesi. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi ve 28 Haziran'a da seçim takvimi açıklandı. E, suikast mi değil mi gibi tartışmalar hala devam ediyor ama İran çok ciddi bir enerji üreticisi ve e, bir şekilde İran'ın yönetiminde bir değişim ortaya çıkacakmış gibi görülüyor. Bu değişim e, ve eğer bir suikast varsa bunun ortaya çıkmasının enerji politikaları üzerine herhangi bir etkisi olabilir mi? Evet e, eğer gerçekten ortada bir suikast söz konusuysa bu suikast gerçekten delillendirilip ortaya çıkartılırsa ama bakın hep belli iseler kullanıyoruz. Evet. Bu duruma geldikten sonra e, İran yönetimi bu suikast eğer şayet bir suikast ise eee suikastın kanıtlarını ortaya koyduktan sonra bunu uluslararası e, politikada ya da dış politikasında kullanmak isterse o zaman belli sonuçlarına sonuçları olacaktır tabi. Özellikle siyasi ve askeri sonuçları beklenebilecektir. Ortalık gelecektir. Açıkçası ben hani örnek veriyorum mesela bu işin arkasında İsrail olduğu ya da Amerika olduğu ortaya çıksa. Ki vardır demiyoruz bakın hani dikkat edin. Böyle bir ihtimal söz konusu olsa bununla alakalı İran belli delillere ulaşmış olsa bile bunu dillendirse bile bir şey yapmama ihtimali daha yüksektir. Ama sadece piyasalar kızışır. Bu gerginlik sebebiyle fiyatlar daha yüksek yüksektir. E, seviyelere çıkar haliyle petrol fiyatlarında e, öte taraftan petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte İran kısa vadil de olsa daha fazla gelir elde etmeye başlar bütün diğer petrol üreticisi ülkeler gibi Irak gibi ama tabi böyle bir şeyi e, böyle bir şey e, delil bulunsa bile e, bu ciddi anlamda bir devlet zafiyetini de gösterir e, devlet zafiyeti zayıflığı e, ile ilintilendirilebildiği için yani İran devleti böyle bir şeyi bulsa bile e, ortaya hani bu şekilde ya siz yaptığınız tarzında çıkartacağını düşünmüyorum ki zaten şu an e, İran'da bu konuşulmuyor e, çok as, aslında bakarsanız kısmen de olsa bir gündem maddesi oluşturdu ama çok büyük bir etkide göstermedi evet. yani e, zaten İran'da biliyorsunuz e, İran'ın asıl yönetimi dini liderin kontrolündedir Hı. E, dini lider sadece bir hani devletin başkanı değil ee, hani bölgede oturan hem e, hem kadısıdır. Hani o biraz daha farklı tabirlerle ifade edelim. İmam hem, diye tanımlayalım. He, yani hem dini anlamda imamıdır hem o sebeple kadısıdır dedim hem Şeyhül İslamıdır hem bütün devletin ana karar mekanizmalarının sabit kalmasını garanti eden kişidir yerine göre cumhurbaşkanını bile lavede edebilecek yetkileri vardır bu sebeple hani asıl İran hani şimdi İran'ın cumhurbaşkanı ölmüşse aslına bakarsanız İran başsız kalmış değil yani İran'ın cumhurbaşkanı hani bizim sistemimizde bizim eski sistemimizde tam başbakan rolünü bile oynayan bir karakter değil yani başbakan'dan daha az Etkiye vakıf olan halkın seçtiği ama seçilmişler arasından seçilen bir aktördür ve gelen bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı değil tabii şöyle bir şey de vardır şunu unutmayalım hani dediğiniz soruyla bağdaşan bir durum bu İran dış politikada bazı değişimlere gitmek istediği zaman Cumhurbaşkanı değiştirir. Yani Dışişleri Bakanı çok daha hafif kalacağı için, görünen sistemde görünen yüz Cumhurbaşkanı olduğu için İran genel olarak merkezi, rejimi koruyan politikalar noktasında hep sabittir. Orayı koruyan hani asıl aktör dini liderdir. Arkada durur, seyahat etmez, hep yerinde oturur. Bu sayede hep istikrarı ve aynı çizgide devam edebilmeyi sağlar. Ama dış politika değiştirmek istediği zaman İran Cumhurbaşkanı değiştirir. Şimdi İran cumhurbaşkanı değiştirme sürecine ister istemez e, ya belki hani tamamen doğal kaidelerle ya arkasında bir e, suikast varsa hani bu suikast illa dış kaynaklı olmayabilir. E, e, bu bağlamda bir şey olmuşsa ya da bir kaza olmuşsa artık onun sebebini bilemiyoruz. E, İran'da bir dış politika değişimi gidilen dış politika gid, e, değişimine gidilebilmesi muhtemel. Hani bunu öngörebiliyoruz. öte taraftan bunun İran ve Azerbaycan arasında gerçekten çok yoğun gerilim olduğu bir dönemin akabinde iki liderin tabi İran tarafına aslına bakarsanız dediğim gibi şimdi Azerbaycan'ın devlet başkanı geldi ama İran'ın aslına bakarsanız devlet başkanı gelmedi. Cumhurbaşkanı geldi. Evet. İran'ın Cumhurbaşkanı'nın yine de bir araya gelmesi, sınırda buluşması, bir enerji projesi olan HES projesini ortak HES projesini çünkü bütün bölgenin sulama sistemini ilgilendiren bir durumdur bu. Gerçekten devletlerin birlikte su problemlerini artık birlikte çözmeleri gereken bir döneme doğru giriyoruz. Dipnot olarak bunu da söyleyelim. Tam Tam da böyle bir süreçte bu sürecin akabinde bu e, ilgili Hes projesini hayata geçirme ile alakalı tören akabinde böyle bir operasyonun e, ya da böyle bir kazanın gerçekleşmiş olması e, manidar tabii ki düşündürüyor. Bilemiyoruz elimizde bir kanıt yok. Ya Ama ya tabii e, septiklerin bakış açısı, şüphecilerin konuyla ilgili komple teorik kuranların bakış açısı İran derin devletinin e, işte Fars kültürü baskın olarak e, devlete hüküm sürmesi ve e, İran'daki herhangi bir Azerbaycan Türk'ünün İran'ın devlet politikasını değiştirmeye dönük adımların engellenmesi. Yani orada öyle bir mesaj barındırılabilir mi diye ciddi komple kuruluyor. Tabii şöyle şu açıdan da bakmak lazım. Birincisi İran'da Fars derin devleti aklı, Fars aklı etkindir. Ama bu Fars aklı yine Türk aklıyla yani bizim Güney Azerbaycan olarak da ifade ettiğimiz bölge dahilindeki... İranlı Azeri İranlı Türkmenlerin İranlı Türklerin de yine görüşlerinin sistemde etkin olduğu bir sistem devam eder İran'da. Ama genel anlamda din ön plandadır. İran kimliği perspektifine baktığımızda Şii kimliği ön plandadır. Yani oradaki Türkmen kimliği ön plana geçememektedir İran'da. Şii kimliği ön plandadır. Ve bu kimliğin ön planda olması ile birlikte siyasi otorite ve rejimde bu bağlamda devam eder. Ama yine Türklerle Farslar arasında bir denge söz konusudur. Hatta şöyle söyleyelim, şimdi İran'ın İstanbul'u, Tebriz yani ticaret noktasında ekonomi anlamda anlamında Türkler daha güçlüdür İran'da. Hani Farslara baktığımızda. Ama e, İran'daki Türkler de yine e, hani ya biz İran'dan bölünelim tarzında bir kimlik anlayışına sahip değillerdir. Ya zaten bu üst Şii kimliğiyle birlikte e, idare söz konusudur. Öte taraftan e, şu an mevcut dini lidere baktığımızda mevcut dini lider e, annesinin de Türk olması hasebiyle bu dengeleri güzel güden bir lider olarak karşımızda durmakta. Hı hı. Her ne kadar yine de daha çok Fars kültürünün hakim olması o Pers haklının e, sistemin ve İran'ın özellikle en kilit e, noktalarına hakim olması ve İran'ın dış politikasını belirlemesi noktasında hani zaten o Fars kültürün çünkü Türk kültüründe biraz daha dinamik, biraz daha net, arkadan çok fazla böyle oyun kurgulamayan e, daha net, sert e, daha samimi bir duruş görürsünüz. Ama Fars kültüründe sürekli arkadan oynamalar vardır. Hani genelde İran'ın dış Politikası Fars kültürüne daha meyilli bir evet. politika çizgisi üzerinden devam eder. Ee, öte taraftan e, ölen İran Cumhurbaşkanının kimliksel perspektifine baktığımızda daha çok Fars kültürü dikkat çekiyor. Hani aslında bakarsanız o bağlamda kurgulanan teoriler biraz daha hani e, tam tutarlı olmayabiliyor. Çünkü hatta e, ölen İran Cumhurbaşkanı e, İran dini liderliğine de aday gösterilen bir isim. Hani bunu da unutmayalım. Yani dini liderle cumhurbaşkanı birbirini rakip görüyor mudur, görmüyor mudur? Bunlara evet. girmiyorum. Yani bunlar çok ayrı dengeler. Ama e, tam tersi, e, hani mevcut dengelerin korunması noktasında belki e, hani e, yeni İran Cumhurbaşkanı daha etkin bir rol oynayabilecek Türkler ve Farslar arasında. E, tabii ki ama şunu şu noktadan gitmemiz lazım. Yani bilmediğimiz konular üzerine yorum yapmaktan ziyade e, İran Cumhurbaşkanı ile birlikte dış politikasını genelde değiştirir. E, ve İran şu an bir dış politika değişimine gidecek ister istemez. Şimdi e, peki dış politika değişimine gitmesi noktasında dünyada neler oluyor? Bir İsrail ile alakalı büyük sorunlar var. E, İsrail ile İran arasında birçok farklı sözlü olası devam ediyor. Ortada real anlamda bir savaş yok. Öte taraftan Sünni-Şii e, kartı sürekli kızıştırılmaya çalışılıyor. E, ABD'nin e, yine Çin'le olan rekabeti devam ediyor. Bir taraftan evet. Rusya-Ukrayna e, savaşı devam ediyor. Rusya'nın ne yapacağı ile alakalı e, soru işaretleri söz konusu. ABD'de Trump'ın tekrar iktidar olması e, ihtimali çok güçlü. E, Trump tekrar gelirse muhtemelen İran'la alakalı e, daha önce aldığı ama sonra pandemi döneminde esnetmek zorunda kaldığı görevden e, alındıktan sonra, görevi bittikten sonra da e, tamamen gevşetilen bir İran politikası evet. var Amerika için. E, Trump'ın gelmesiyle birlikte çok daha sıkı, sert bir İran politikasına ABD'nin dönme ihtimali yüksek. Evet. E, çünkü öte taraftan mesela şimdi şöyle söyleyelim. İsrail'de de bir dönüşüm gelebilir Trump'la birlikte. yani Netanyahu'nun devrilmesi çok muhtemel. E, Netanyahu'nun devrilmesiyle birlikte İsrail taraftarları, ve İsrail devleti ya da İsrail'in arkasındaki güçlü zengin Yahudi lobisi şunu isteyebilir. Tamam Netanyahu'yu indirdik, Gazze büyük ölçüde temizlendi, kontrol sağlandı. Bazı Avrupa ülkeleri hatta Filistin'e tanıma kararı aldı. Hani bunları birazdan daha detaylı konuşuruz. Bu denklemde gidin en azından bizim için bölgedeki en büyük tehdit olan İran. Ee, nükleer silahını yaptı ya da yapmak üzere. Yani artık son raddesinde İsrail'in en büyük bölgedeki kaygısı, yok, kaygısı bu. Yani tamam bakın biz yeteri kadar dikkat çektik. Burada da istediğimizi büyük ölçüde aldık. Barışı sağlarız. Netanyahu'yu da indiririz. Lakin İran'a müdahale edin tarzında bir şey söz konusu olabilir. İran da bunu görüp bekliyor olabilir. Yani bu bağlamda yerine getireceği isim ya böyle daha dış politikayı ılımlı bir şekilde Amerika'yı bile ılımanlaştıracak bir modele çevirecek bir isim olmalı ya da gerçekten radikal Amerika'ya karşı çok daha sert bir tutum izleyebilen söylediğinin daha fazla arkasında bir isim olmalı. Mesela Ahmet Necat bu bağlamda bir kimlikti evet. aslına bakarsanız tekrar aday gösterilecek mi? Geçen sefer aday olmuştu fakat evet. onay get getirilmemişti yani Aynen öyle. yarışa girmemişti. Bu sefer aday olursa ortaya çıkarsa çok başka bir tablo görünebilir zira dediğiniz gibi Trump'ın gelme olasılığı çok yüksek ve geldiği zaman geçmiş dönemdeki gibi tekrar izole edilen bir İran İran'ı yönetebilecek bir cumhurbaşkanı olması lazım. Yani Aynen reformist öyle. kimliğinden ziyade daha şahin duruşu olan tabii. ve dış politikada da karşı olabilecek bir isim lazım. Şu an İran'da Ahmedinejat'tan başka bu itibara yani en azından, sahip kimse yok. Tabii en azından şu şekilde ifade edelim. Bakın yani İran'ın en önemli sadece İran değil bütün bölgede bölgedeki diğer toplumlar üzerinde etkisi olan, imajı olan, prestiji olan isimler. Yani zaten Kasım Süleymani vardı. Negatif bir imajı olmasıyla birlikte güçlü bir isimdi. Evet. Hani korkutucu bir isimdi ve etkiliydi. Yani isminin geçmesi bazı dengeleri değiştirebiliyordu. Öldü. Akabinde şimdi Ahmet Necat kenarda tutuluyor ama Ahmet Necat sorsanız Türkiye'de de çok seviliyor. Evet. Yani Türk toplumu üzerinde bile önemli bir etkisi var. Ee, özellikle hani etnik anlamda da e, Türk olması bu bağlamda e, en azından hani belli bir ölçüde Türk olması ya da kendisini bu bağlamda daha Türk hissetmesinin de Fars'la birlikte, İran kimliğiyle birlikte bir alt Türk kimliğine de sahip olması İran açısından da önemli. Öte taraftan Ahmet İnecat'ın yine şimdi mesela örnek veriyorum. Şahin bir duruş sergilediğinde Türkiye ile arasını bozmayacak bir lider gerekli. Yine Ahmet Necat bu bağlamda yani. dikkat çekiyor. Öte taraftan birçok hani İslam ülkesi noktasında... Sadece Türkiye'de değil, e, hani Türk dünyasında da, öte taraftan birçok İslam devletinde de ya da Müslümanların yaşadığı bölgede de Ahmet Diniçat daha sempatik görülüyor. Evet. E, yani bu sebeple İran'ın hani e, bu değişiklikle birlikte Ahmet Diniçat'ı e, sahaya sürmesi söz konusu olabilir ama emin değiliz. Belki bambaşka bir aktörü çıkartacak çünkü yani e, bazen şöyle söyleyelim, İran'ın e, derin aklının, ya derin aklıda aslına bakarsanız evet. dini liderdir. E, İran'ın derin aklının ortaya sürmeye çalıştığı isim bile olmayabilir. Çok farklı dengeler var sonuçta sistem içerisinde. Evet. Ama İran'da da bir dış politika değişimine gidilecek. Amerika'da da Trump gelirse, İran'da da daha şahin bir duruş söz konusu olursa direkt olarak enerji piyasaları, petrol piyasaları bundan direkt etkilenecek, her şekilde etkilenecek. İran sert durursa, şimdi Amerika ambargo uygularsa zaten İran'ın petrol arzında sorunlar yaşandığı için petrol fiyatları yükselecek. Amerika ambargo uygulamaz. İran bu ambargo uygulanmamasına rağmen şahin bir duruş e, ortaya koymaya kalkarsa yine sistem girilecek. Gerginlik artacağı için bu bağlamdaki algısal riskler artacak. Ve akabinde petrol fiyatları yine yükselecek yine yükselecek. Evet. Şimdi bu bağlamda hem bölgeyi hem dünyayı etkilen dört tane devlet var. Amerika, İsrail, İran. Bunların arasında kalan da Filistin. Şimdi Filistin'in e, tanınması ile ilgili yani 138 devlet tarafından tanınıyor ama Batılı birçok devlet tarafından güçlü devletler tarafından tanınmıyor. Evet. E, tanınması ile ilgili e, Avrupa'da bir girişim başlatılmıştı. E, Malta, İspanya, e, Norveç ve İrlanda'nın e, bir araya gelerek bir e, tanıma girişimi başlattığına şahit olmuştuk. Bu artık e, geçtiğimiz gün yapılan açıklamayla açıkça deklare edildi. Üç devlet Filistin'i tanıyacaklarını deklar ettiler. Malta'da zamanı gelince tanıyacağını söyledi. E, bu nasıl bir şey neden oluyor? Enerji politikasına bir etkisi olur mu bunun? Ya da istiyorsanız bir görselle de şey yapalım. Üç numaralı görsel arkadaşlarımdan rica edeyim. E, Filistin'in tanınması İsrail'in sıkıştırıp enerji politikalarında daha agresif bir tutum sergilemesine neden olabilir mi? Ee, İsrail'in aslına bakarsanız sıkıştırma noktasını sıkıştırabileceği noktaya kadar geldi ve artık kendi sıkışmaya başladı. Ee, ciddi anlamda tepki uyandı. ABD'nin bu bağlamdaki dış politikasını da zora soktu. Aslına bakarsanız ABD bunun farkında mıydı? Kısmen farkındaydı. Ee, ve öte taraftan şimdi Trump'ın gelmesi de bir açıdan kaçınılmazdı. Hı hı. ABD iç dengelerini de daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Şimdi ABD içerisindeki iç dengelere baktığımızda... E, hani parlamentoyla bakanlar komitesinin hükümetin ayrı hamleler yapabildiğini görebilmekteyiz. Öte taraftan genel anlamda bir küresel finans baronları olarak ifade ettiğimiz bir küreselci lobi evet. genelde Biden'ı destekliyordu. Trump'ı desteklemiyordu. Trump zaten onlara rağmen gitti. Öte taraftan ABD silahlı kuvvetleri daha çok Trump'ı destekliyor. Yani ABD'nin içerisindeki silahlı güce sahip olan devletçi Amerikancı üst akıl olarak ifade edebiliriz biz bunu e, askeri üst akıl olarak hatta katolik askeri üst akıl olarak ifade edebiliriz bu akıl e, Trump'ı destekliyordu e, daha hani kimliksiz kimliklerden arınmış bir dünya vatandaşlığı sisteminde finans baronlarının dünyayı daha rahat yönettiği bir e, modeli hep kurgulamaya çalışan oluşturmaya çalışan daha kirli hani kirli olduklarını rahatlıkla ifade edebilir. Çünkü dünyada bütün farklı toplumlara farklı pis dokunuşlar yapıyorlar. bu zihniyetin bu finans baronlarının da Trump'ın gelmesinden ziyade Biden'ın devam etmesiyle alakalı aksiyon almaya devam ettiklerini görüyoruz. Bakın ABD'de bile bir sürü iş dengeler var. Şu an İsrail ile alakalı yaşananlar Biden'a fatura edildi şu an ABD içerisindeki dinamikler Filistin politikasını farklı bir zemine doğru süreci götürmek istiyor. Trump gelseydi çok daha rahat mesela. Şimdi Trump'la Netanyahu'nun arası çok daha iyiydi. Evet. Ama şu an Netanyahu'nun bütün günahı suçu Trump'a değil Biden'a çıkartıldı. Nasıl evet. pandeminin günahı ve getirdiği ekonomik etkiler Trump'a kesildiyse. Şimdi bu dengelerde Küresel güçler de aslına bakarsanız bir denge kurmaya çalışıyor. Bir pozisyon almaya çalışıyor. İşte bakın bu pozisyon dahilinde belki tabii şimdi mesela İspanya'dan bahsediyoruz. Norveç'ten bahsediyoruz. İspanya'dan bahsediyoruz. İrlanda'dan. İrlanda'dan bahsediyoruz. Bakın bu ülkeler İrlanda zaten şimdi sosyolojik anlamda baktığımızda İrlanda İngilizlerin yönetimine sürekli direnen Direnç gösteren yani bir bağımsızlık mücadelesi ve yani kendilerinin haksızlığa uğradığını ifade eden bir toplum. İspanyollar benzer bir şekilde Avrupa'da kendilerini dışlanmış hisseden bir toplum. Hani toplumsal özellikleri perspektifinde baktığımızda. Norveç biraz daha demokrat. Ee, e, tabii şöyle bu demokratlığının yanı sıra e, Amerika ile İngiltere ile iyi geçinmeye çalışan bir e, toplum. Top, yani daha kozmopolit bir toplum ve Rusya'dan yerine göre tedirgin olan bir toplum. İşte bu açılardan baktığımızda belki tamam bunların zaten bu devletlerin hepsinin sosyo-sosyo kültürel anlamda bir dokunuşla. Filistin'i tanıma noktasındaki bir sürece doğru evrilebileceğini tahmin edebiliriz. Ha bu dokunuşu kim bu zamanda yapmıştır? Belki ABD içerisindeki istihbarat yapmıştır. Ab bahsettiğim Trump'ı destekleyen ulusalcı Amerikancı akıl sebebiyle gerçekleştirilmiş bir hamledir bu. Çünkü ABD'nin şimdi Biden'ın şimdi ortada nasıl bir şey var? Hani bu bu dengeleri biraz daha ABD iç siyasetiyle bağdaştırmak daha makul olur. Çünkü ortada şöyle bir şey var. Küresel cilerle Amerikan milliyetçilerinin gerçek anlamda bir savaşı var. Seçim sürecinde e, ve Amerikan milliyetçileri kazanıyor. E, Amerikan dış politikasında Amerika Filistin'e her şey, İsrail'e her türlü desteği vereceğini açıkladı. Bir sürü şey yaptı, takviye yaptı. Ortada bir kan var, başka bir şey yok. E, ona rağmen şimdi ABD e, tepki görünce mevcut ABD hükümeti biraz daha ılıman bir politika izlemeye çalıştı ama e, İsrail'e söz geçiremedi bu sefer. Bir imaj kaybı daha. E, üstüne e, bazı Avrupalı ülkelerin bu bağlamda apayrı bir politikaya doğru aslında yapmadılar. Bakın kabul etmediler, kabul edeceklerini açık dadlar sadece evet. belki hiç kabul etmeyecekler orada duracak yani seçime kadar bu süreç, bu oyalama süreci devam edecek. Bunların hepsi Biden'ın daha fazla prestij kaybetmesine sebep oluyor. Ve bu dengeler direkt olarak ABD'de Trump'ın güçlenmesine, bölge dinamiklerinin bu şekilde yeniden şekillenmesine sebep oluyor. Bir uyanış var dediğiniz gibi ama bunlar sadece bu devletler Avrupa'nın tamamı anlamına gelmez. Gelmiyor, Hatta evet. Avrupa'nın kenarları anlamına geliyor. Fransa'dan yapılan açıklama şu an hazır olmadıkları yönünde. Yani Batı'nın güçlü finansal anlamda, ekonomik anlamda güçlü ve aynı zamanda petrol talepçisi beden ülkeleri bunlar. Ee, ve bu ülkeler şu an Filistin'i tanımıyor. Yani görüyorsunuz mavi olanlar, evet. e, Filistin'i tanımayanlar, ye yeşil olanlar ee, İsrail'i tanımayanlar, Filistin'i tanıyanlar ve aradaki renk ise her ikisini tanıyan devletleri gösteriyor. Evet. Ee, ve güçlü devletler şu an Filistin'i tanımıyor. İsrail'i tanıyor ama Filistin'i tanımıyor. Şimdi e, bu bağlamda bakın zaten bu tanımayan e, Filistin'i tanımayan ama İsrail'i tanım, tanıyan devletleri biz Batı medeniyeti olarak ifade edebiliriz toplam genel anlamda. Evet. Bakın bu kimlik noktasında e, ayrışma sürecine baktığımızda e, yani dediğim gibi bunlar belki tanıyacakların ifade tabii biraz Batı medeniyetinden de kısmen ayrışmaya çalışan 3 sosyo kültürel yapıdan bahsediyoruz. Ee, belki e, belki İspanya dışında hiçbiri o tama, tanımlama ta, e, tanıma sürecini tamamlamadan işi sona erdirecek Trump'ın gelmesiyle birlikte. Ha bu senaryoda bakın İran'ı da buna bağladık az önce, bağlayabiliyoruz en azından. Trump'ın gelmesi senaryosunda dengeler nasıl değişecek diye sorarsak, işte o zaman tam bunu tasavvur edemiyoruz ama Trump'la Rusya'yla daha makul bir zeminde buluşulabilmesi söz konusu olabilir. Ee, Trump Putin yine Türkiye'de Erdoğan gibi e, liderlerin e, entegrasyonunda bu sefer küreselci yapılarla, o küresel finans baronlarıyla mücadele etme konusu daha e, net bir şekilde ayyuka çıkabilir. Yani bunun içerisine iklim lobisini dahil edin, Dünya Sağlık Örgütü'nü dahil edin. Çünkü bir sürü uluslararası örgüt e, bu grupların kontrolü altında ne yazık ki. Yani o sebeple her ifade ettikleri şeye ya bunlar doğrudur bile diyemiyoruz Şundan ne Şundan çekinebilirler mesela hani bu batılı devletler Amerika belki Kanada değil onların yapısı itibariyle ama batılı devletlerin büyük bir çoğunluğu petrol ithal ediyor. Hı hı. Ee, şimdi ithal ettikleri petrolün büyük bir çoğunluğu Süveyş kanalından geçiyor. İsrail'in e, neredeyse kucağından geçiyor. Yani İsrail'in e, direkt bir müdahalesi olmasa da bölgede terör vesayet odaklarıyla birlikte bu coğrafyalara giden petrol tankerlerine suikastler düzenlemesi, batırması ve benzeri bir şeyden çekiniyor açıkçası olabilirler. şu ana kadar yapmadılar. İsrail bundan sonra da yapmaz. Ya yani İsrail bile bile batıyı karşısına almaz. Yani aslına bakarsanız askeri anlamda buz burada kaç aydır? Yani kaç ay geçti? Hani bunu aslına bakarsanız ilk saldırılar başladığında da ifade etmiştik. Gazze'yi tamamen kontrolü altına alabildi mi? Alamadı. Yani çok büyük soykırım yaptı ama kontrolü altına alamadı. Yani İsrail askeri anlamda çok da başarılı bir devlet değil. Evet. Yani tamam zamanında Mısır'ı e, zafiyet uğratmış, Mısır'ı yenmiş. Birçok Arap ülkesini eş zamanlı olarak savaşta, konvansiyonel savaşta kaybettirmiş ama İsrail e, özellikle bu an e, konvansiyonel savaş olarak da ifade ettiğimiz bu bölge, şehir savaşlarında İsrail başarılı olamadığını gösterdi. Zaten hani başarılı olamayacağını, bekliyorduk. Yani öte taraftan İsrail'li kaynaklar ilk savaş başladığında bir hafta, iki hafta, bir ay içerisinde Gazze'yi temizleyeceğini ifade ediyordu. Temizleyemez demiştik. Zaten de temizleyemedi. Evet. Daha önce petrol fiyatları noktasında da konuştuğumuz gibi bakın yani riskler bir anda düşürülmeye çalışıldı. Çünkü seçim yaklaşıyor. Riskler düşürüldü. Çünkü yaz aylarında talep artacak. Talep arzı geçecek. Böyle bir dengesizlik olacak. Tüm bu dengeler perspektifinde senaryoları okuduğumuzda yeni bir denge ihtiyacı var dünyanın. Her Herkes, bütün taraflar kartlarını oynuyor. Ama şunu söyleyelim, Trump dönemi geldiğinde eğer Trump Rusya'yla bir şekilde müzakere edip, süreci ılımanlaştırıp bir orta yol bulma imkanı elde edebilirse ki ihtimal yüksek o durumda zaten petrol sektörüyle alakalı bütün sorunlar çok hızlı bir şekilde alış açılacak, aşılacak. Yani belki Trump'ın bir ihtimal iklimden eskisi kadar çekilmese bile çünkü iklim ne yazık ki özellikle küresel finans baronlarının başkalarına karşı olumsuz bir argüman olarak kullanmaya çalıştığı bir durumdu. Trump iklimi Çin'e karşı net bir şekilde kullanmasını evresine girene kadar iklimle alakalı konuları bile zayıflatacaktır. Dolayısıyla Trump döneminde petrol sektöründe daha makul e, hani ambargoların kalktığı akışların rahatlaştığı e, tabi bu bağlamda şunu da ifade edelim hani kayıt dışı süreçlerin e, daha kontrollü bir zemine oturtulduğu tabi bu dengeleri güderken İran'a daha fazla baskı yapacak mıdır? Yapacağını bekliyoruz açıkçası. Öyle bırakmıştı. Çünkü Rusya ile alakalı problemi çözerse arzla alakalı mesela Rusya'nın piyasalara veremediği 2-2,5 milyon varillik petrol arzını Rusya vermeye başladığında ABD'deki üreticilerin de biraz daha önü açıldığında hani iklimsel iklim finansmanı ee, direkt olarak ABD'deki yatırımcıların finansmanı erişim kabiliyetlerini de etkiledi. Petrol sektörü için konuşuyorum. Hı hı. Bunun da biraz daha rahatlaşması piyasaları direkt e, huzura erdirecektir. Bu huzur içerisinde bu huzur ve güvenlik çerçevesinde ABD İran'ı daha fazla sıkıştıracak. İran'ın çünkü Trump gitmeden bir sözü vardı tabi araya pandemi girdi. İran'ın ihracatını sıfırlayacağım diyordu. Bunu gerçekten başarabilir mi? Başarır. Yani tamam arka kapı süreçleri çok gelişti ama ABD isterse artık bunu başarabilir. Rusya'da devreden hani Rusya'da piyasaya normalleşerek dönerse sadece sıkıştırılması gereken adım İran kalırsa ABD bunu başarabilir. Bölgede zaten yeteri kadar İran'ı askeri anlamda kuşatılması söz konusu. Bir anda çok farklı bir tabloya doğru evrilebiliriz. Öte taraftan bir noktaya daha gelelim çünkü çok konuştuk bunu. Kalkınma yolu projesi dahilinde... Çünkü Hürmüz Boğazı, ABD donanmaları burada geçse bile evet. yine de risk ihtiva etmekte. Kalkınma yolu projesini Trump döneminde daha fazla destek de bulabiliriz. Çünkü Trump şu şekilde çalışıyordu. Ya ben Irak'la benim asıl hedefim Çin. Ee, İran'ı da burada sevmiyorum. İran'ı sıkıştırmam gerekiyor. Rusya'yı ben asıl tehdit olarak görmüyorum. Benim asıl tehdidim Çin. Çin'i sıkıştırmam gerekiyor. E, bu bağlamda e, tabi Avrupa'ya arzın da devam etmesini istiyorum. Kontrol etmek istiyorum. Zaten buralarda bir sürü hamleler yaptılar. Aukus Paktı'ydı. E, hani İmek Koridoru zaten e, saçma bir proje olduğu için havada kaldı. Ama e, hatta Filistin-İsrail arasındaki dengeleri bir ABD çizmişti. Şimdi bakın Trump geldiğinde ne diyecek? Mesela belki diyelim ki İspanya ve Norveç'e diyecek ki tanı. Ya da İllanda'ya diyecek tanı. İrlanda diyelim tanıdı. Yani İngiltere tanımış mı oldu? Hayır İrlanda tanımış oldu sadece. İrlanda diyelim e, Filistin'i tanıdı. ABD diyecek ki bak seni tanıttırdım. Artık şu Gazze'nin kontrolünde bırak şeye İsrail'e. E. Gazze'deki Müslümanların da kontrolü Hamas'ta değil bundan sonra Filistin yönetiminde olsun. E Filistin yönetimi zaten İsrail'le ilgi bir problem yok. Hatta Filistin yönetimi e, sürekli... E, Haması eleştiriyor. Evet. Böyle bir ortamda tam e, Trump'ın gitmeden önce kurguladığı e, hani İsrail ve Filistin arasında bizim bunu haksız olarak da ifade ettiğimiz bir proje vardı. Yani tamamen e, Filistini kapana kısılmış bir formatta tutan. O format e, bir iki ülkenin de belki tanımasıyla e, bu bölgede hayata geçirilecek. Öte taraftan İran sıkıştırılacak. İran'ın sıkıştırılması yanı sıra e, Irak-Türkiye arasındaki Türkiye'de bunu dile getirirse Irak'la birlikte e, bu proje daha rahat hayata geçecek, daha rahat hayata geçmesi noktasında da şunu söyleyelim. Birinci e, ABD ne istiyordu? Ben Çin'le savaşacağım. Çin'le, Çin'i daha fazla sıkıştırmak ekonomik anlamda e, daha rahat bu savaşı idame ettirebilmek için askerlerimi askerlerimi çekeceğim demişti. Ama tam çekemedi. Yani zaten e, e, iktidarı bu bağlamda yetmedi. Şimdi Irak'tan e, Türkiye ile işbirliği yaparak e, Irak'ın Irak'tan ABD daha fazla asker çekebilir. Hı hı. Bu bağlamda Irak Kürt bölgesel yönetimi de zaten merkezi yönetimle iş birliği içerisinde petrol üretebilir. ABD'nin istediği ikinci argüman da sağlanmış olur. Öte taraftan İran bu boru hattı aslına bakarsanız daha doğrusu kalkınma yolunun boru hattı kısmı İran'ı bir nevi kenara atan kenara iten bir projedir. Böyle bir projenin içerisinde ABD daha fazla ticari olarak yer alır, yer aldırılır. Bu sayede bölgeye istikrar gelir, ABD daha az asker tutmak zorunda da kalır. ABD'nin biraz daha kontrol mekanizmalarında aktif olduğu bir kalkınma yolu denklemi ile İran ve Çin dışlanır. E zaten bu ABD'nin direkt olarak işine gelen bir proje olur. Çok daha kolay hayata geçer. Yani evet. böyle bir sistem kurgulanabilir ama şimdi tabii çok farklı dengeler var. Yeni dönemde İran'ın başkanı kim, Cumhurbaşkanı kim olacak? İran'ın dış politikası nasıl olacak? Türkiye bu noktada arada mı kalacak? Taraf mı olacak? Dengeyi nasıl sağlayacak? Bunları konuşmamız evet, gerekiyor. Yaz dönemindeki operasyonların genişliği ne olacak? Aynen ne kadar öyle. Ha, öte taraftan tabii Türkiye şimdi Irak'ta Irak Merkezi Yönetimi ile birlikte çok yoğun bir askeri operasyon dönemine giriyor. Yani bakın hepsi aslında ABD seçimleri öncesi. Evet. ABD seçimleri öncesi, ABD'nin dış politika politikasının değişeceğini gören bütün devletler çok ciddi yoğun bir çalışma içerisindeler. Evet. Bunu da unutmamak Uyunluk gerekiyor. Uyumluk sağlamaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Önümüzdeki günler daha hareketli olacak. Anlaşıldığı Kesinlikle. kadarıyla. Şimdi evet İran'la Azerbaycan bir su anlaşması imzaladı. Biz daha önce burada Türk devletlerinin işte kıt su kaynaklarını paylaşma konusunda e, bir anlaşma yapması gerektiğine ilişkin program yapmıştık, detaylandırmıştık. Ama tekrar bir hatırlayalım: Türk devletleri Orta Asya'da e, suyla enerji işbirliğini geliştirebilir mi? Suyla birlikte enerjinin e, elektrik boyutunda bir yol kat edebilir mi? E, veya su Türk devletlerini ileri taşıyacak bir e, o merkez olabilir mi? Evet. Onu tartışalım istiyorum. Ne diyorsunuz? Ee, şimdi iklim değişikliği sebebiyle su sorunu bölgede daha da artan, daha da ayyuka çıkan bir sorun. Birçok ülkenin arasında su sorunu devam etmekte. Önce kendi yakın bölgemizden kalalım. Zamanımız kalırsa Türkistan coğrafyasına geçelim. Ee, önce 6 numaralı e, haritadan başlayalım. Yani su deyince Irak ve Türkiye deyince ilk başta karşımıza çıkan bu harita oluyor. E, Fırat ve Dicle nehirleri oluyor. Evet. Şimdi bakın bu Fırat ve Dicle nehirleri e, e, Türkiye üzerinden ne daha, daha çok daha e, çok Suriye üzerinden e, Türkiye üzerinden Suriye Suriye üzerinden de e, Irak'a giriş yapıyor genel anlamda e, tabi e, bir kısım e, direkt Türkiye'den Irak'a bağlanan kısımlar da var genel anlamda ama bu şekilde ifade edebiliriz e, şimdi bakın buradan e, şu şekilde tam sınırdan gelen bir hat var ve buradan e, Yine direkt Suriye üzerinden geniş bir yelpaze ile gelen bir hat var. Şimdi bu nehirler Irak'ın su güvenliği için çok önemli. Çünkü bu nehirlerde problem, bu nehirlerin debisinde problem yaşandığında Irak diyor ki, çünkü Irak'la Türkiye arasında çok eski bir anlaşma da var. Anlaşma şu minvalde diyor ki sen bana şu kadar su sağlamayı taahhüt etmişsin diyor. Hı -hı. Türkiye'de tabi bakın birçok Atatürk büyük Atatürk barajı kapsamında bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı. Milyarlarca dolar yatırımlar yaptı. Ve bu yatırımlar akabinde Türkiye gerçekten büyük bir su networkü kurdu. Özellikle şu burada gördüğünüz Atatürk barajı dahilinde. Tabi arka taraftaki ilgili nehillerin kolları dahilinde arka tarafta kalan, daha kuzeyde kalan barajlarda bu minvalde değerlendirilebilir. Ee, Tabi kuraklık sebebiyle yağış rejimleri değişti. Yani o barajlara gelen su azaldı. Öte taraftan e, Türkiye'nin ilgili nehirler dahilindeki su debileri de azaldı. Ve bu debilerin azalmasıyla birlikte zaten Türkiye aslına bakarsanız, e, Türkiye'nin direkt olarak e, HES'lerden, HES projelerinden elde ettiği elektrik miktarı da azaldı. Yani e, HES daha önce yüzde %30'lar e, hatta 35-40'lara yaklaşan bir oranda elektrik e, dengesi sağlıyorken Türkiye'ye bu oran çok düştü. 20'ler civarına kadar geriledi hatta 20'lerin altına düştüğü dönemler oluyor. Yani bunun asıl sebebi yeteri kadar su gelmiyor. Yani yağış yok. Yağışın gelmemesi e, direkt olarak e, haliyle Türkiye'nin, Suriye ve Irak'a önce Suriye sonra Irak'a yeteri kadar su gönderememesine anlamına geliyor. Şimdi bu bağlamda e, Irak diyor ki sen bana yeteri kadar su gönderemiyorsun. Şimdi Irak'a yeteri kadar su gelmezse ne oluyor? E, Irak Irak'ta çok yoğun bir miktarda bakın şu bölgede zaten yeşil olarak da görüyorsunuz burası şu yeşil havza e, sulanabilir havza evet. ve bu sulanabilir havzada çok yoğun tarım yapılıyor. E, tarım önemli bir geçim kaynağı. Tarım sorun yaşıyor. Tarımın su ve bu su Irak'ta da su yoğun miktarda daha çok tarımda kullanılıyor. Yani hani şehirlerde sanayide petrol endüstrisi anlamında gelişmiş olduğu için hani Türkiye'deki formatta bir sanayi söz konusu olmadığı için suyun nereden bakarsanız bakın yüzde 80'ine yakını 85'ine yakını Irak'ta tarım amaçlı kullanılıyor. Şimdi bu suda azalma olduğunda Tabii tarım amaçlı kullanılmasının yanı sıra tabi buralarda da HES projeleri var. Bu HES projeleri dahilinde şunları da ifade edeyim. Tabi bu kollar üzerinde de küçük çaplı HES'ler var. Bu HES projeleri dahilinde de Irak'ın çok olmasa da elektrik üretiminde kayıplar oluyor. Az su geldiğinde bakın bir elektrik üretimini etkiliyor ama elektrik üretiminden daha ziyade tarımı etkiliyor. Şimdi Irak bunlardan etkilendiği için direkt olarak ekonomi etkileniyor. Ekonomiyle birlikte huzursuzluk artıyor. Zaten yoğun bir huzursuzluk var. Bir de insanlar su bulamaması sebebiyle tarım yapamazsa çünkü hani gelir seviyesine baktığımızda toplumun önemli bir kesimi tarımla uğraşıyor e, petrol sektöründe değilse ya da ticaretle uğraşmıyorsa. işte tarım Irak'ta önemli bir geçim kalemi ve işsizlikle doğru orantılı bir sektör olduğu için Türkiye'den gelecek su direkt olarak Irak'ı bağlıyor. Ama öte taraftan şimdi Türkiye diyor ki bir... Yani gel gör. Hani Türkiye bu bağlamda makul konuşuyor. Yani zaten kalkınma yoluna entegre edilmesi gereken konulardan da bir tanesi bu. Biz yıllardır söylüyoruz. Irak, Türkiye su ile alakalı bir yönetim merkezi oluşturmalı. Ortak. Buna Suriye'nin de eklenmesi lazım. Yani su yönetimi Türkiye, Irak, Suriye'nin birlikte yürütmesi gerekiyor. Şimdi bakın bu bağlamda Türkiye diyor ki bir, yağış rejimi düştü. Yani meteorolojik veriler ortada. Su seviyeleri ortada. Ben zaten daha fazla şey yapmıyorum. Ben e, elektrik üretimi biraz atmak zorunda kalmışım. E, öte taraftan diyor ben suyu gönderdiğimde bu su buradan ben gönderdiğim gibi sana gelmiyor. Burada bir sürü baraj var. Özellikle bakın bu kol... Bu kol üzerinde e, Suriye'de bir sürü baraj var ve bu barajlar PYD'nin kontrolünde. Hı hı. Kim PYD? Terörist. Terörist bir yapının, Türkiye'den nefret eden bir yapının kontrolünde. Ve bu PYD e, zaten e, mesela daha önce de çok fazla bu e, sosyal medyada tartışıldı. E, PYD diyor ki. Şimdi PYD ilgili barajları işletemediği için, bakımını yapamadığı için elektrik sağlayamıyor. Diyor ki Türkiye bize su göndermediği için biz size elektrik veremiyoruz. Ama onlar barajları işletemiyorlar. Ya yani kendi teknik problemleri. Ama bunu da Türkiye'ye zaten Türkiye'ye atmak zorundalar. Evet. Türkiye'ye suç olarak addedip atıyorlar. Şimdi arada böyle bir problem de var. İşte bakın Irak'ın su probleminin çözülmesinin yolu bir. Zaten başladık. Bölgenin önce kuzeyin terörden arındırılması. Burası sağlandıktan sonra böyle istikrar sağlanması akabinde operasyonların bu tarafta devam ettirilmesi, Suriye'nin kuzey kanadında devam etmesi, Suriye'nin kuzeyinin de terörden arındırılması. Suriye'nin kuzeyde terörden arındırıldıktan sonra Mezopotamya Havzası olarak da ifade ettiğimiz tüm bu havzadaki su yönetiminin ortak bir yönetim merkeziyle yapılması. Ortak bir yönetim merkezi şu olabilir bakın. Irak içerisinde, Suriye içerisinde tabii bakın terörden arındırdık, güvenliği sağladık. Ortak akıl oluşturduk. Ortak akıl dahilinde profesyonelce uzun vadeli planlar yaparak bizim Meteoroloji Genel Müdürlüğü mesela 100 yıllık yağış rejimiyle alakalı planlar yapmış durumda. Bütün bu planları bölgeye yayarak şu masaya oturulması gerekiyor. Aynı model Türk dünyası için. Hani zamanımız kadar oraya da gireceğiz Türk dünyası için de konuşulması gerekiyor. Bu modelde neler olacak? Türkiye diyecek ki hani zaten bu iş sistemin lideri Aklı Türkiye olmak zorunda. Çünkü diğer ülkelerde aynı yönetimi yapabilecek kabiliyet yok. Türkiye diyecek ki bakın ortadaki su bu. Yağış rejimi bu. Debiler bu kayıp bu. Buharlaşma kayıpları bu. Toprağa kaybedilen bu. Sizin tarımda kullandığınız, bu sanayide kullandığınız, bu benim ihtiyacım olan bu hepsini bir dengeleyecek. Ondan sonra diyecek ki bak mesela diyelim sen burada şunu ekiyorsun ama bunu ekmek çok su kaybettiriyor. Şunu ek daha az tarımda. Mesela tarım politikaları baştan belirlenecek. Su tutmayla alakalı bu barajların diyelim örnek veriyorum Suriye'deki baraj çok yıprandı. Bunun kapasitesi yenilenecek. Önüne arkasına yeni baraj sistemleri eklenecek. Su tutmayla alakalı yeni barajlar inşa edilecek. Yani ortak fon Burada 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 birçok farklı yerde yeni barajlar yapılması ile alakalı çalışmalar yapacak <laughs> ve barajların hepsi birbirine entegre çalışacak. Yani e, yukarıdaki baraj kapaklarını açıyorsa aşağıdaki baraj onu bilecek. Ya yani ona göre kendi önlemini ve rejim ve su yönetimi e, sürecini sağlayacak. E, bu modelde e, tarım sektörünü, sanayiyi, e, konutlardaki tüketimi, su verimliliği ile alakalı eğitimleri yani sosyo kültürel hususları dahi içine alan entegre bir su yönetimi eee merke kurulması gerekiyor önce Suriye ve Irak arasında terörden temizlen pardon Türkiye ve Irak arasında terörden temizlendikten sonra Suriye'nin de buna dahil edilmesiyle bölgede etkin bir su yönetimi söz konusu olabilir bunun üzerine şunu da ifade edelim 4 numaralı görseli yansıtalım şimdi iklim değişikliği ile birlikte bazı sorunlar var çünkü buna göre bir risk modeli oluşturduk biz de uzun vadeli TESPAM olarak. Şimdi bakın iklim değişikliği belli riskler getiriyor ve belli risklerin yönetimiyle alakalı risk endeksleri belirlemek gerekiyor. Bu risk endeksleri noktasında Türkiye ve Irak için iklim değişikliği risk endekslerini bu tablolarda görebilmektesiniz. Şimdi bu tablolar nedir? Şimdi bir iklim değişikliği iklim değişikliği sıcaklık artışları sebebiyle, Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Evet. Yağış rejimleri değişiyor. Etrafta farklı böcekler türemeye başlıyor. Sinek oluşumları ne bileyim hani e, kuraklık sebebiyle nem oranlarının değişmesi sebebiyle tamamıyla yaşam koşulları değişiyor. Yaşam kalitesi düşüyor. Mesela e, akabinde gıda güvenliği noktasına bakın yaşam kalitesi Türkiye'de nispeten çok daha az azalıyor Irak'a göre ama Irak çok ciddi anlamda yaşam kalitesi etkileniyor. Gıda güvenliği noktasında bakın Türkiye'de etkileniyor ama Irak neredeyse Türkiye'nin iki katına yakın bir seviyede iki katından fazla bir seviyede etkileniyor bu bağlamda e, sıcaklıkların artması sebebiyle oluşan kuraklık sebebiyle çünkü tarım. Ve tarımın yönetilebilirliği noktasında, sosyal pis, psikoloji etkilenmesi noktasında bakın yine Irak çok daha fazla etkileniyor. Bunun bir sebebi de e, Irak'ın bu süreci yönetebilme noktasında kabiliyetlerin az olması. Afetler noktasında kuraklığa bağlı afetler, orman yangınları ve benzeri ve benzeri hani birçok afeti eş zamanlı olarak değerlendirdiğimizde afetler noktasında bakın yine Türkiye Irak'tan daha az etkilenir seviyede. Bakın bu tabi bu 3 şunu gördüğümüzde indeks noktasında burası 5, 3 buraya geliyor. grafikler o şekilde okumak gerekiyor. Öte taraftan yetersiz su kaynakları noktasında yine Irak'ın etkilenme oranı çok daha yüksek. Ekonomik güvenlik noktasında tarım sektörü perspektifinde baktığımızda yine Irak'ın etkilenme oranı Türkiye'nin neredeyse 1,3 katı civarında. E, tabii Türkiye'de bu süreçten özellikle HES projeleri sebebiyle e, negatif etkileniyor. Çünkü HES ile alakalı santralleri yani su kaynaklı e, santrallerini daha verimsiz işletmek zorunda. Daha az evet. HES kullanmak zorunda. E, öte taraftan e, elektrik arz güvenliği noktasında da yine e, aynı şekilde düşünmek gerekiyor. Türkiye elektrik arz güvenliği noktasında mesela akü nükleer santrali de küresel ısınmadan etkileniyor. E, çünkü nükleer e, soğutma suyu olarak kullanıyor. Deniz suyu sıcaklıklarını yüksel gelmesi sizin nükleerden istediğiniz verimi alamam alamamanız anlamına Yetir geliyor. Yeteri kadar soğutamıyorsunuz. Tabi. Hatta şöyle söyleyelim rüzgardan şimdi yenilenebilir sizin elektrik denkleminizde ağırsa küresel ısınma sizi o kadar etkiler. Şimdi mesela bakın biz küresel ısınmaya karşı yenilenebilir kaynakları kullanmaya çalışıyoruz. Ya da temiz kaynakları kullanmaya çalışıyoruz. Nükleer de var içinde. Ama Hı. küresel ısınma bizim temiz kaynaklarımızı daha zora sokuyor. Neden? çok düzensiz şimdi küresel ısınma sebebiyle düzensiz rüzgar rejimleri oluyor. Rüzgar santrallerinden istediğinizi alamıyorsunuz. Su seviyeleri düşüyor. Kuraklık sebebiyle HES'ler eskisi kadar işe yaramıyor. E, aşırı sıcaklar güneş santrallerinden bile istediğiniz verim alamamanız anlamına geliyor. Çünkü kimyasal bir olay o. E, çok yüksek sıcaklık seviyelerinde güneş gelse bile o kimyasal tepkime eee istenilen e, verimlilikte gerçekleşmediği için güneş pilleri içerisinde aynı elektriği üretemiyorsunuz. Nükleer yine e, baraj tipi nükleer yani he e, akarsu Kenarına kurulmuş akarsu soğutmalı nükleerde de deniz suyu soğutmalı nükleerde de su sıcaklıklarının hani su seviyelerinin düşmesi ya da su sıcaklıklarının artması sebebiyle soğutma suyundaki aynı verim anlamıyor nükleerdeki üretim kapasitesi de düşüyor yani küresel ısınma neye etkilemiyor bir tek konvansiyonel kaynakları etkilemiyor bu sebeple Irak'ın aslına bakarsanız evet elektrik güvenliği noktasında Türkiye'den şansı daha fazla çünkü yenilenebilir pek kullanmıyor öte taraftan göç riski riskleri Irak ciddi anlamda etkileniyor, Türkiye de ciddi anlamda etkileniyor çünkü Irak'a komşu, Suriye'ye komşu, Suriye çok ciddi anlamda kırılgan ve Suriyeden iklim sebebiyle de büyük göçler bekliyoruz. Irak'ın petrol sahalarını geliştirmek için yaptığı tatlı su projeleri vardı, bunları burada da konuşmuştuk. Son birkaç dakika kaldı. Belki onun etkisi ne kadar oluyor bu küresel ısınma ve su güvenliğine olumlu ve olumsuz bir etkisi var mı? Şimdi Irak'ın tatlı su noktasında birincisi deniz suyunun arıtılması deniz suyunun e, deniz suyundan içme suyu ve tatlı suyu kullanma noktasında bazı projeleri var. Bu projeleri petrol gelirleriyle finanse etmeye çalışıyor. Tabii bu daha çok kullanım suyuna yönelik. Yani tarımda sulama amaçlı değil. ...şehirlerde kullanıma yönelik bir su projesi var. İkinci büyük projesi... ...deniz suyunu alarak, deniz suyunu çekerek... ...büyük petrol sahalarına kadar taşıyıp... ...taşıdıktan sonra deniz suyunu petrol sahalarının içine basmak... ...ve bu sayede petrol üretim, kurtarım oranını artırma gibi bir projesi var Irak'ın. Bu, bu projeler de devam ediyor. Bunlar Irak'ın haliyle petrol gelirlerini artıracak projeler. Petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte... ...Irak'ın farklı alanlarda yeni yatırımlar yapması anlamına gelecek. Çünkü bakın... Yani buradaki iklimle birlikte kaynaklanan bu olumsuzluklarla mücadelenin hepsi paradan geçiyor. Neyse neredeyse yani Türkiye'nin risklerinin tamamının iki katı kadar riskli durumda olarak. Tabi. Bunun her birinin maliyeti de daha fazla olacak Irak için. Kesinlikle. Ve sadece bakın maliyet değil. Yani maliyetin de ötesinde gerçekten istikrarlı bir devlet yönetimi gerekiyor. İstikrarlı bir devlet yönetimi söz konusu olursa ee, sadece hani paranız olması yetmiyor İstikrarsızlık varsa paranız olsa bile çözemezsiniz siz projeleri hayata her geçiremezsiniz her bir krizde e, devlet daha yönetilemez hale gelir aynen öyle yani bu sebeple bakın bunları bir sonraki bölümde artık Türk dünyası içerisinde bir daha ele alacağız ama e, bakın göç riskleri biyolojik güvenlik mesela e, yeni yeni sinekler çıkıyor yeni yeni hastalıklar çıkıyor yeni yeni mikroplar böcekler çıkıyor bu tarımı da etkiliyor insan sağlığını da evet. etkiliyor orman güvenliği tabi Irak'ta orman olmadığı için e, orman güvenliği noktasında Belki olması bir lazım. yok Keşke olsa. Böyle bir derdi yok. Türkiye orman güvenliği noktasında küresel ısınmadan ciddi anlamda negatif etkileniyor. Biyolojik çeşitlilik noktasında, biyolojik çeşitlilik özellikle Türkiye'de ciddi anlamda kayboluyor. Orman yangınları da bunu bir şekilde tetikliyor. Öte taraftan deniz seviyelerinin yükselmesi noktasında da bakın şu iki kategorisindeki riskler, deniz suyu seviyelerinin yükselmesiyle birlikte oluşan riskler. Irak özellikle bu risklerden çok etkileniyor. Mesela bakın göç riskleri, ee, şimdi özellikle Basra bölgesinde belli alanlar e, deniz suyu seviyesinin zamanla yükselmesi buzullarının erimesine bağlı olarak yükselmesiyle birlikte sular altında kalacak. Öte taraftan Irak'ın mesela Mısır'dan daha fazla göç alma ihtimali gibi şeyler söz konusu. E, bu sebeple göç riskleri bir hali yüksek. Türkiye'deki göç risklerinin yüksek olmasının sebebi de Türkiye'ye herkes dışarıdan geliyor. Hani Türkiye'nin bu bağlamda genel anlamda şehir kaybetmesi pek e, muhtemel değil. Yani kıyı şehirleri genelde biraz daha kotun üzerinde. genel olarak Türkiye'nin ortalaması çok yukarıda. Yani. Tabii. Yani Türkiye bu bağlamda etkilenmiyor ama Türkiye'de dışarıdaki göçlerden etkileniyor. En çok bölgede Mısır etkilenecek bu süreçten. E, Mısır, Mısır nereye göçecek? daha çok Türkiye'ye gelecek gibi. Öte taraftan tatlı su kirliliğinden Irak çok ciddi anlamda etkilenecek. E, tatlı su noktasında da haliyle. Son toplayalım artık. Tabi, tuzlu suyun gelmesi, tatlı altı tatlı su kaynaklarının da deforme olması anlamına geliyor. Böyle bir sorun var. E, afetler e, tetikleniyor. KBRN, biyolojik, kimyasal, radyolojik e, riskler artıyor. Ve öte taraftan bir çatışma riskleri var ama Türkiye'de, Irak'ta çatışma risklerini daha sonra anlatırız. Bu kategoriye girmiyor. Evet, teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet kıymetli izleyenler Türkmeni Televizyonu'nda enerji analiz programında sizler için bölgenin su denklemini de ele aldık. Enerji denklemini de ele aldık ama sulayıp geçmemek lazım. Gördüğünüz gibi e, ekonominin içerisinde hayatın içerisinde o kadar büyük bir yeri var ki birçok krizin de ana sebebi haline gelebiliyor. Önümüzdeki hafta Türk dünyasında bunu değerlendireceğiz. Ama bu hafta burada noktalıyoruz. Şimdi e, şimdilik hoşçakalın diyoruz efendim.